Kaçan mı kovalanır yoksa kendi mi ilişkisinin üstüne düşer? Kerem için çok girift ve zor bir soru. Soruyu açmamız lazım. Anladın mı soruyu Kerem? Kaçan mı kovalanır yoksa kaçan kaçar, kaçmadığı gün... Kaçarsa kaçar, kaçmazsa benimdir falan gibi yeni sözler var ya internette öyle. Kerem gördüğünüz gibi düşünmeye başladı. Evet, alalım cevabı Kerem. Kaçan mı kovalanır diyor. Yok, hayır. Yani ne bileyim ben, yani bence hissediyorsan peşinden gidersin. Yes. Bravo. Yani bir şey soracağım gayet sana net. Ya. Bir dakika Didem. Bir şey soracağım sana. Aha. Kız arkadaşınla falan oturduğun zaman evde sohbet ediyor musunuz? Yani konuşuyor musunuz? Yani daha önce hiç bir şey konuştunuz mu? Yok, genelde trip atıyor, ben de. Seni tripler bu hale getirdi. Onun için konuşmuyorsun yani. Evet. Yok. Konuşkan mısındır günlük hayatında? Çok. Ama bizde mi olmuyor, niye? Galiba. Para kazanmıyor mu diye bizde acaba? Yok. Ondan mı? Konuşuyor mu sette Hande? Tabii ki. Ha? Evet. Ne konuşuyor mesela? Bir şey anlatsana bize biraz Kerem'i. Kerem en son ne dedi? Ya biz çok konuşuyoruz. Burada utanıyor herhalde. Hatta utanıyor musun yani Kerem? Yani yok ya, utanmak yani garip değil mi? Yani bu garip bence. Yani ya senin... Ama şimdi düşünelim bak, yani ben burada oturuyorum. Evet. Bir sürü insan var, bizi izliyor. Evet. Biz konuşuyoruz. Yani şimdi... Çok aptal değil mi? Bizim yaptığımız yani... Gerçekten... Hayır, çok garip değil mi? Yani. Duydunuz mu? Söylediği şeyi duydunuz mu? Dedi ki, çok garip şu anda yaptığımız şey. Niye dedim? Bir sürü insan var ve biz konuşuyoruz dedi. Ve benim 18 senelik programımı bir cümleyle özetledi. Yani gerçekten. Ya ne bileyim. Ben anladım ne demek istediğini. Yani sonuçta ne yani. O şimdi mesela buradaki herkese teker teker konuşsaydı daha rahat olacaktı. Ama Ümit abinin işi daha acayip. Bir sürü insan geliyor utanmadan şarkı söylüyor herkese. Yani hani iyice bir garip bir şey yani. Ben de ilk zaman hiç konuşmazdım. Şarkı söylerdim sadece. Evet. Hatta bir İzmir programında benden önce çıkan çok değerli rahmetli Necdet Karar, piyanist. Evet. Beni davet ettiğinde derdi ki, Ümit'ciğim konuşma sesini bir duyabilir miyiz? Hani o kadar, hiç senin konuşur sesle musun? Evet. Bana bir kalamarın tarifini yap Adanalı olarak falan. Peki bana nasıl yendin abi? Anlatır mısın? Kerem de bilsin. Yani konuşma derdini nasıl yendin? 36 sene sonra 50 yaşının üstüne gelince kendine yeniliyor. 50 yaşının üzerine gelince. Evet, insanlar Ümit Baba falan filan diye. O zaman bir dahaki ben seni 80 yaşında programıma alacağım. Sen anca açılmış, anca kendine gelmiş olursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,